Herkese merhabalar. İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Eda Karada. Haftanın 3. işlem günündeyiz ve Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisini piyasaların beklediğini söyleyebiliriz. Haftaya ilk olarak Çin'deki kötü PMI verileriyle başlamıştık. Dün biraz daha sakin bir veri takvimi izledik ama bugünle beraber önümüzdeki 3 gün boyunca biraz daha yoğun veri akışı bizleri bekliyor olacak. İlk olarak bu sabahla başlayalım. Bu sabah az önce Türkiye'den enflasyon verilerini aldık. 2016'nın Ocak ayına ait açıklanan verilerde yine yüksek enflasyonla savaştığımızı belirtebiliriz. Beklentilerin üzerinde yine enflasyonla karşı karşıya kaldık. Dolar TL üzerinde şu an için çok sert hareketler gözlenmese bile 2015'i yüksek enflasyonla kapatan Türkiye açısından yine enflasyon görünümü ne yazık ki çok parlak değil. İsterseniz kısaca bir dolar TL'ye değinelim. Dolar TL hala 2.97 direncinin altındaki seyrini korumaya devam ediyor. Bu direncin altında kalması en azından önümüzdeki süreçte 2.93.60 desteğine doğru uzamaları da beraberinde getirebilir. Şu an için hani bir miktar tansiyonun düştüğü gözüküyor. Ancak dikkat çekmek istediğim bir nokta var, CDS rakamı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS rakamı geçtiğimiz haftalarda 314 puan seviyelerindeydi. Bu haftaya bakacak olursak biraz daha 285-288'lerde seyrederken bu sabah 290'ların üzerine ataklarına başladığını görüyoruz. Yani Türkiye'ye yönelik risk algısı devam ediyor. Yani CDS rakamları da yükselen trendini koruyor. Yani önümüzdeki süreçte 2.97 direncinin üzerine biz tekrardan yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz dolar TL tarafında. Şimdilik dolar TL'nin ardından biliyorsunuz biz her hafta sizlerin integrale sorun hashtag ile sosyal medya tarafından bizlere sorduğunuz soruları cevaplıyoruz. Bu haftada iki soru var. İlk olarak Melis Bıçak'la başlamak istiyorum. Tarım dışı istihdam verisine dair beklentileri sormuş. Biliyorsunuz Cuma günü açıklanacak ABD'de tarım dışı istihdam verisi ve piyasaların beklentisi 190 bin çevresine yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz ayın rakamı 290 binlerdeydi ki bu ayda bir önceki ayın verisinin revize olacağını düşünüyoruz. Ancak şöyle bir bu ayki veriye bakacak olursak en azından 190 bin yani 200 binin bir miktar altındayız. 200 bin ve üzeri bir veri açıkçası piyasaları biraz daha rahatlatabilir özellikle. Dolar tarafını biraz daha güçlendirecektir. Çünkü 2016'ya açıkçası ABD tarafında çok parlak başlamadık. Kötü veriler aldık Amerika'dan. O yüzden şimdi Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi 190 binin beklentinin daha üzerinde gelmesi dolar açısından pozitif bir algı yaratabileceği gibi piyasalarda da hareketlilik sağlayacaktır. Ancak beklentinin bir miktar altı yani 190 binin bir miktar altı açıkçası tabii ki negatif bir algı olsa bile belki çok sert fiyatlanmalara neden olmayabilir. İkinci sorumuzsa Aysel Akdeniz'den gelmiş VTI hakkında bilgi istiyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bu Rusya, Suudi Arabistan görüşme haberleriyle beraber biz petrolde biraz daha yukarı yönlü hareketler görmüştük ama petrol tekrardan 30 dolarlara geriledi. Açıkçası petrolde hala arz sorunu, arz fazlası devam ediyor. Bununla beraber tabii ki Rusya ve Suudi Arabistan görüşmelerinin neticelenememesi, ayrıca OPEC'teki birçok üyenin şu an için herhangi bir acil toplantıya yanaşmaması haliyle petroldeki düşüşü destekledi diyebiliriz. Bugün de petrol için önemli veri vardır. Haftalık petrol stokları açıklanacak. Enerji Bakanlığı'nın açıkladığı petrol stokları tabii ki petrol üzerinde de hareketlilik yaratabilir. 30 doların şimdilik çevresinde tutunmaya çalışıyor ama bakacak olursak 29-30 desteğini şimdilik takip ediyoruz. Hani bu desteğin kırılmasıyla bir miktar daha 27-90'lara doğru düşüşler oluşabilir. Bununla beraber 30 doların çevresinde kalması en azından 30 dolarlarda tutunmayı başarırsa bu durum onu 31-32 dolarlara doğru yukarı yönde ivmelendirebilir. Bu haftaki stoklarda bir miktar düşüş bekleniyor. Eğer stoklarda düşüş olursa üretim tarafına da bakacak olursak raporda üretimde de bir miktar düşüş görülmesi en azından petrol açısından pozitif bir algı yaratabilir. Bu durum biraz daha petrolü yukarı yönlü destekleyebilir. Gelişmelerin devamı için Integral Forex'i takip edin. Integral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.